açıldı beyler ya. Kalede açıldı. Yasta lan oradan bir tane. Korner hadi. Belki buradan hadi kapat gol. Hadi. Hepiniz koşun. Hadi lan. Bu maçta izlenecek çok şey var abi. Bu maçta harbi izlenecek çok şey var. Ağladığım için söylemiyorum bak. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Alkış chat. Chat hadi alkış. Onca şeye rağmen. Ama abi hiçbir tecrübemiz yokken çok iyi geldik. Valla mükemmeldik. Yarı finale çıkıyorduk. Bu maçı da çok iyi oynadık bu arada. Bu maçı da alıyorduk biz. Bu takımdaki oyuncular daha önce beraber birbirleriyle oynamıyordu. Adamlar yıllardır bu ligle beraber kurulmuş bir takım. Yıllardır bak abi yani. Ben onların paniğini paniklerini anlayabiliyorsun izlediğin zaman. Da abi yani ben anlamadım ki maçın 6-7 dakikası neredeyse durdu. 3 tane sarı kart yedik. Bir iki dakika. Yani maç yürüyemedi yani. Hep bir durdu, Ne adam spiker bile diyor ki ne oluyor biz anlamıyoruz diyor. Şöyle bir mesaj geldi bak. Böyle olmuyor işte. İnsan bir... Ay neymiş? Bir şey yok yani. Moralinizi bozulacak bir şey yok. Şey yapmayın dedi yani o taraf. Meksika'dan Can yazdı şimdi. Şeyi de baltalamamak lazım bu arada. Çok doğru. Yani bu adamlar kaç maçtır hiç hakim olmadıkları bir turnuvada, hiç daha önce oynamadıkları bir oyun yapısıyla, gurbet ellerde... Bu kadar İspanyol'un içinde bulunduğu ve yıllarca bu işin içinde olan insanlar... Dur. Abi iyi oynamadık. Nasıl iyi oynamadık kardeşim? Saçmalamayın. İyi oynamadık falan değil oğlum. Çok da güzel oynadık. Böyle bir turnuvada biz ilk defa katılmış bir takım olarak çeyrek finale geldik. Hayır o bu maç için söylüyor oğlum. Bu maçta iyi oynayamadığımız iddia ediyor. Hatalar olmuş olabilir. Herkes o zaman bence çok da güzel oynadık. Gayet güzel oynadık. Hiçbir şey yoktu yani eksiği yoktu. Fazlası olabilir miydi? Olabilirdi ama her an her maç için bunu söyleyebilirsin. Ben şu şekilde yorum yapıyorum. Böyle bir organizasyonda gerçekten Limon FC'nin buraya kadar gelebilmesi hem sizin motivasyonunuz bak sizin verdiğiniz motivasyonla bizim kendi içimizdeki dengelerimizle bir sürü tatava atlatmamıza rağmen bu aşamaya gelmeleri çok şaşırtıcı. Bundan gurur duyun. Yani biz şu an düşünsene abi çeyrek finalin maçında kaybettik ve diyoruz ki aa çeyrek finaldeyiz. Kimse kalmadı arkada yani topu. Kaç takım kaldı oğlum? 8 takım vardı bugün. 30 küsür takımdan 32 takımdan. O yüzden bu motivasyonu düşürüp de böyle ah vah bilmem ne vah vah demek çok yerine bu başarıyı alkışlamak lazım. Gerçekten öyle hissediyorum. O yüzden hepinizin emeğine sağlık. Bizim oradaki çocukların emeğine sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Yürü aklım! Yani olaya her zaman olumlu tarafından bakmaya çalışın. Çeyrek finalde hiç uğramayan bir takım, hiç bilinmeyen bir takım. Limon neymiş ya diyen bir sürü yabancı insanın şu an hani bravo, harikasınız, bu aşamaya kadar geldiniz cümleleriyle, o aurayla yaşıyoruz şu an. Onu unutmamanız gerekiyor. O yüzden oradaki bütün ekibe de emekleri için teşekkürlerimizi iletelim bence buradan. Önemli. Kolay değil abi. Kolay değil. Gerçekten değil yani. Sizin de gözünüze sağlık. Taraftarımız orada mesela burada taraftarımız çok fazla ama orada bir taraftarımız bile yok. Bir de o düşün. Tabii çok zor. Adamlarda yani bizde atmosfer yok orada anladım. Orada düşünsene bir tarafta da bizim seyirciler olsa bir patlatsak orayı yarar geçeriz. Ya da dikkatlerini dağıtırız bilmiyorum. Yarar geçeriz abi ya. Hepsi bir çok güzel emek verdiler. Vallahi çok da güzel oynadılar. Ne diyeyim abi yani hani üzülüyorum şu an. Üzülmüyor değilim. Ama bir yandan da gurur duyuyorum. Hani üzgünlüğüm yok. Hani böyle sanki başaramamışız, yetememişiz gibi durum yok. Bizim üzüntümüz yenebileceğimiz bir evet. Yani ucu ucuna yine kaybedilmiş evet. Maç. Durağan bir maç. Ben bu maçın tekrarını 2 defa falan izleyeceğim. İzleriz bunu bugün. Açalım izleyelim 2 defa. Bu bir hani ne oldu o maçta? Bir anlamaya çalışacağım ve mutlaka Meksika ile görüşeceğim. Şimdi birazdan yayını kapattıktan sonra Can'ı da arayacağım. Hem takımla bir konuşacağım. Hem de bir bakayım ne oluyor orada yani. Ne hissediliyor? Bu arada etkileyici bir şey olmasaydı spiker bile anladın mı? Maçın başından beri limonların işte Türklerin abicim ne zaman konuşsam bak gerçekten bu çok mutluluk verici bir şey. Sürekli bize gelen info. Herkesin bize yani orada kahve dağıtan adamın bile bize olan sempatisi ve hani şaşırmaları ulan bu adamlar burada çeyrek final oynuyor. Hiç bilmediğimiz tanımadığımız adamlar. Bunun hep respektini atmışlar. Bu bile çok güzel bir şey. Çok güzel bir başlangıç bu. Onun kıymetini bilelim. Yeter abi. Biz çok büyük bir heyecan yaşadık. Ve burada kaç bin kişiyle beraber hani hep beraber oturup beraber böyle maç izledik yani. Sanki böyle tam bir milli maç tadındaydı benim. Abi milli maç bu bir noktada yani. Çok güzeldi yani. Benim çok hoşuma gitti. Daha da ilerleyebilirdik. Şans bizim yanımızdan değildi diyelim. Daha ilerleyebilmemiz zaten stadyum. O stadyumu bir görsek güzel olurdu yani. Hani stadyumu görsek güzel olurdu. Bundan sonrasında ne olur? Bu organizasyon tekrarlandığı zaman ya da Türkiye'de böyle bir şey yapılırsa ben kendi adıma konuşacağım. Abi. Kimseyi... Ne oldu? Türkiye'de olsa hayal ediyorum ortamı. Yani ben aşırı keyif aldım. Bak orada değildim ama birçok şeye hakimim. Futbolla hiç alakam yok. Ama bu aura böyle çok hoşuma gitti yani. Yani bu devam ettirilmeli. Limon FC bu alanda yürümeli bence. Vallahi düşünmüyor değilim oğlum. Ya harbi ciddi düşünüyorum bu. Düşünmeyecek bir şey değil. Şimdi ben de tecrübe ediniyorum. Ben de yapmam gerekenleri öğreniyorum. Mesela bir sonra çok daha farklı eylemlerim olur. Çok sıkışmıştık. Çok ani oldu. Pique'ye 4 ay sonra geri dönmüştüm. O yüzden bunu sistem olarak söylüyorum. Görmediğim için yani. Doğal olarak çok daha iyi hazırlanabileceğimiz alanlar yaratabiliriz kendimize. Bu çok önemli bir şey. Ya gülmeyin la harbiden. Abi, Türkiye'de yapılsa mesela kendimiz otobüs bile tutarız. Gelemeyen taraftarlara otobüs kaldırır oradan. Limon FC otobüsler. Çok güzel olur ortam ya. Bakını çıkardı şu an. Öyle bir şey zor da hani. Hayal kuruyorum abi. Güzel olmaz mı ama Limon FC otobüsleri stada giriş yapıyor. O kadar hevesli anlattı ki. Bir bozasım geldi. Ya tabii çok güzel olur ama orada Türkiye Ligi'nde kimler olur, ne olur çok karışabilir ortalık anladın mı? Ben bugün o sağ alttaki kameraya doğru hıt diye girecektim içeri bir ara. Statta olsam balkondan adamın önüne geçerdim. Çünkü o maç şeyi ya ben millete laf söylüyorum yayınlarımda işte fanatikliğin fazlası çok zarar her şeyin fanatikliği çok kötü. O yüzden bu tarz mevzuların içinde değilim. Niye diyorum bunu? Çünkü bende de o potansiyel var. Kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. Bunu da engelleyeceğiz artık. Kaç yaşında insanız tabii de. Vallahi tebrik etmek lazım ya. Yani ne diyeyim? Bizi gururlandırdınız. Hem izleyiciler olarak. Öncelikle sana da çok estağfurullah. Aynı şekilde. Bize bu güzel anları yaşattığın için. Bu da büyük bir sorumluluk. Bunu da kabul etmek, bu takımı toplamak, buradaki insanları toplamak da çok büyük bir sorumluluk. Hani... İşte diyorum ya, ekipteki bütün emeği geçenler. Yani orada dediğim gibi çok fazla yoğunluk var. Çok fazla iş var. Çok kısa bir zamanda bu takımı oluşturmak durumunda kaldık. Herkesin emeği var. O yüzden sadece üstlenemem bunu. Ben sadece vesile olmuş oluyorum. İçine girmiş biri oluyorum. O imkanı değerlendirmeye çalışıyorum. Normalde çok girmek istediğim şeyler değildi bunlar ama iyi ki de yapmışız. İyi ki de işin içine girmişiz. Çok da keyif aldık. Siz de keyif aldıysanız chat böyle bir şeyden ne mutlu bize. Bu kadar emeğin karşılığı o oluyor. Ne diyeyim baba, başka söyleyecek bir şey yok. Bize destek olan herkese de sonsuz teşekkürler. Aynen öyle. İyi ki varsınız. Bir kere şunu da size söylemem lazım. İçimde kalmasın. Koskoca organizasyonda binlerce izlenmeye sahip olan bir sürü influencer'ın, bir sürü yayıncının, bir sürü milyon takipli futbolcuların İçinde bulunduğu organizasyonda her yeri limona boyamanız, herkese bizi konuşturmanız ve bunu belli bir düzeyde bokunu çıkarmadan, terbiyesizlik yapmadan, desteğinizi her yerden yazarak yansıttığınız için ve bunu bütün o globaldeki organizasyonu işlediğiniz için sizinle de ayrı gurur duyuyorum. Gurur duyuyoruz. Çok gururlandım. Teşekkür ediyoruz o yüzden de. Orada kendimizi şey hissetmedik yani bu kadar ünlü adamın arasında, bu kadar büyük çaplı bir organizasyonun arasında Pique'nin ağzında bile hep Limon FC vardı. O yüzden bence siz de bir alkışı hak ettiniz. İyi ki varsınız. Ne diyeyim? Kalp alalım chat. Kendinize kalp atın. Kendinize kalp. Biz yayından sonra alırız. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sanki geçmişiz gibi bir gün sonra yine 11'de burada yayın açalım. Bu formalarla ve böyle duralım ya. Ben bu formayı direkt çerçeveleteceğim. Ben de. Direkt çerçeveye koyduğum gibi arkasına da 06 Mert yazacağım. 06 Mert. Yani gerçekten. Evet ben şimdi Can'a da söyleyeceğim. Oradan bir top rica etsin. Çok güzel olur. Bir tane top getirsin. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum ben de yani. Forması, altta topu, işte don atlet ne varsa. Yalan da bir şey diyeceğim. Bu maçın topunu buluruz, alırız aynısını. Hatta altına da şey, maçta oyunculardan daha az yuvarlanmış. Altına da yine şey, bütün takımın isimleri, chat, biz. Güzeldi ya, güzel bir serüvendi valla. Ne diyelim? Şimdi biz kendi aramızda kalıp biraz... Bizim evet bir baş başa konuşmamız lazım yine. Bir Meksika'ya aramamız lazım. Bazı arkadaşlar chatte burada arayın falan diyor arkadaşlar. Öyle saçmalamayın. Orada benim şu an bütün içtenliğimle, bütün böyle güzel konuşabilmem lazım. Ne demiş biri? Ha, Rere yayınında mı açalım? Neyi açıyoruz oğlum? Sürekli kendini yere attılar. Hakem sürekli onları tuttu. Aynısı bize olduğunda hakem umursamadı. Uzatmayı bile vermediler. İşte bunları konuşacağız zaten. Genel olarak da bu arada oyun çok yerde geçti. Çok yerde geçti yani. Çok soğutuldu yani. Bence de tekrar izlenmesi gereken çok yer var. Ben merak ediyorum. Çünkü burada heyecanla yayındayken çok böyle bazen detayları takip edemiyorum. Odaklanamıyorum ama bir daha bunu bir izlememiz lazım. Şimdi bizim üstümüze düşen o tarafı bir arayıp bir konuşmak. Bir onlara da teşekkür etmek. Buradan ettik zaten. İlla ki izlerler bizde ya da izliyorlardır. Ama moralleri bozuktur şu an diye düşünüyorum. Böyle. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. İyi ki varsınız tekrardan. İyi geceler. Herhalde bir 3-5 gün kafa reseti atarız. Ondan sonra bakarız ne yapacağımızı, haberleşiriz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Güzel bir anı daha bitti arkadaşlar. Son kez açalım abi. Son kez açalım abi. Hayır hayır, onlar bunu hak etti. Öyle bir düşürme yok. Öyle bir düşürme yok. Coşku aynı. Çeyrek final baba. Unutmayın bunu. Yayın mı gitti amına koyayım? Aa öyle yok. Hadi öyle yok. Hayır. Aa dur bekle bekle bekle, yok öyle. Toplan 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 toplan. Bayrak nerede? Burada burada burada. Çabuk çabuk çabuk. Diğer bayrak lan. Hadi. Düştükçe kalkarız lan. İşte böyle. Tebrik ediyoruz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.